Demirkaya'dan, Siyasete Bakış programından merhaba diyoruz. Bu hafta konuğumuz HDP, sivil toplum örgütleriyle ve siyasi partilerle ilişkiler komisyonundan sorumlu olan Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan. Sayın Bakırhan merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum Nergis Hanım. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Şimdi tabii çok aslında bir siyasi tarihsiniz siz. Sanıyorum HDP'nin öncüllerine baktığımızda hep dışında bütün siyasi partilerde yer aldınız. HADEP, Kars İl Başkanlığı, DEHAP Genel Başkanlığı yaptınız, DTP derken belediye başkanlığınız da var, Siirt Belediye Başkanlığı ve bugün HDP'de yönetimdesiniz değil mi? Atladığım var mı? Evet, yani birkaç parti atladınız ama kısacası bu doğru. Bütün aslında HDP'nin siyasi öncülleri içerisinde, o partiler içinde yer aldınız. Evet. Şimdi Sayın Bakırhan, bugün HDP'yi yeniden ve yoğun olarak aslında her dönem tabii çeşitli vesilelerle konuşuluyor ama bugün yeniden gündeme geldi. Ahmet Şık'ın, ben direkt konuya geleceğim, İstanbul Milletvekilinizin istifasıyla birlikte başlayan bir tartışma. Hem kendi içinizde bir de dışarıdan Akşener'in açıklamalarıyla gündeme gelen bir HDP tartışması var, bir memleket masası tartışması üzerinden. Şimdi Ahmet Şık'la başlamak istiyorum. Hani bireysel istifaya dair çok şey söylenilebilir, konuşulabilir ama şöyle bir tartışmaya yol açtı. HDP içerisinde de konuşuluyor anladığımız kadarıyla. Bir tarafta Türkiye Partisi olma yolunda biraz farklı bir şekilde kurulmuş olan böyle bir hedefle bir HDP. Ama bir taraftan da işte geniş toplumsal kesimlere dayanmalı, içermeli bu HDP. Ama bir taraftan da hayır, aslına dönmeli, Kürt Partisi olmalı HDP diyenler. Şimdi bu tartışma neden yaşanıyor? HDP fikriyatı oturmadı mı? Evet, cevap olmaya çalışayım. Aslında sorun HDP fikriyatında değil. Tam tersine 100 yıldır Türkiye'de inanç gruplarına, etnik gruplara, emekçilere, kadınlara, ekolojislere, gençlere hitap edebilecek, işte tamamını aynı çatı altında toplayabilecek bir seçenek arayışı vardı. Aslında HDP biraz bu seçenek arayışının vücut bulmuş hali. Tabii eksikler olabilir, tartışmalar olabilir. Genç bir parti, yeni bir parti. Her ne kadar tarihsel bir geçmişi ve birikimi olsa da bileşenleriyle birlikte siyaset yapan bireylerle, gruplarla birlikte bir Türkiye partisi olma, demokratik bir Türkiye özlemini gerçekleştirmeye dönük çalışmalar yürütüyor. Doğal olarak partimiz çok renkli, çok çeşitlilik arz eden bir partidir. Nergis Hanım, şunu belirtmek istiyorum. Söylediğiniz gibi birçok partide görev aldım. Ama hiçbir partimizde bu kadar eleştiri, öz eleştirinin verildiği, kurumlarda, kurullarda bireylerin, grupların, bileşenlerin, düşüncelerinin tartışıldığı, ortak bir aklın, ortak kararların çıktığı başka bir partimiz görmedim desem haksızlık olur ama bu kadar net, bu kadar iyi uygulanılan bir partimiz olmadığını belirtmek istiyorum. Tabii Ahmet Şık kamuoyunda bilinen birisi. Yani kişiliği, mücadelesi yakinen herkes tarafından takip ediliyor. O da birey hukukundan kaynaklı partimize girmiş, aday olmuş bir arkadaşımızdır. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Bu tartışmalara çok girmeye gerek yok. Yani partimiz içerisinde bulunan birey ve kurumlar aslında kendilerini kurullarımızda, tartışma platformlarında rahatlıkla ifade edebilecekleri olanaklara sahipler. Elbette ki eksikler olabilir, tartışılacak şeyler olabilir. Ama HDP fikriyatına gönül vermiş, bu çatı altında bulunan, mücadele eden herkes kamuoyunda bazı şeyleri tartışma yerine gerekli olan platformlarda tartışmasında yarar vardı. Yani Ahmet Bey'in biraz tartışması kurullar yerine kamuoyuyla paylaşılarak başlatılan bir tartışmadır. HDP yoluna devam ediyor. bu çeşitliliği, bu renkliliği devam ettirecektir. Dün olduğu gibi bugün yine en geniş, en kapsayıcı bileşenlerle demokratik bir Türkiye mücadelesinde hiç yılmadan yoluna gidecektir. Ahmet Bey'e de başarılar diliyoruz. Ancak şimdi orada bireysel istifanın nedenleri bir yana ama hani bir sadece Ahmet Şık özelinde değil, başka isimlerden de HDP içinde bir bürokratik yapılanma oluştuğu ve bugün politika üretemediği Türkiye'nin sorunlarına dair o hedeflenen Türkiye Partisi olma yolunda adım atamadığı gibi, Kürt sorununa sadece odaklanması gibi ya da tersine aslında Kürt sorunundan uzaklaştığını söyleyenler de var. Yani çok ilginç bir tablo. İki taraftan da çekiştiriliyorsunuz bu anlamda. Evet, yani haklısınız. Partimiz üzerinde çok yoğun tartışmalar ve baskılar var. Yani bir taraftan hükümet partimizi marjinalleştirmek, tabandan koparmak için çok çeşitli yol ve yöntemleri deniyor. Şu anda 5000'e yakın yöneticimiz cezaevlerinde bulunmaktadır. Tabii bununla mücadele ediliyor. Bir taraftan da işte yani tırnak içerisinde kendisine Kürt milliyetçisi diyen kimi çevreler, Kürt meselesinden uzaklaştığımızı, öncellemediğimizi, Türkiye'nin daha farklı sorunlarını gündemimize aldığımızı, Kürtlerden uzaklaştığımızı belirtmeye çalışıyorlar. Türkiye metropollerinde ise kimi sol çevreleri işte bir Kürt partisi olduğumuzu söylemeye çalışıyorlar. Nergis Hanım, aslında ne kadar doğru yolda olduğumuz bu tartışmalar gösteriyor. Yani biz HDP olarak Kürtlerin de partisiyiz, emekçilerin, ezilenlerin de partisiyiz, kadınların da partisiyiz. Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesi için dün ortaya koymuş olduğumuz iradeyi bugün daha güçlü bir şekilde bileşenlerimizle birlikte ortaya koyan bir siyasi partiyiz. Eleştiriler, kime eleştiriler var? Aklı olarak tartışılması gerekiyor. Sonuçta Türkiye'de siyaset yapıyorsak eleştirileri dikkate alarak yol açmak zorundayız. Ama bu İşte Türkiye Partisi olamadı, işte Kürtlerden uzaklaştı vesaire gibi tartışmalar yapay tartışmalardır. Biz dün olduğu gibi bugün de Kürtlerin de partisiyiz, emekçilerin de partisiyiz, olmaya da devam edeceğiz. Bir başka mesele Nergis Hanım, yani aslında bürokratik bir yapı vesaire tartışmaları kimi çevreler tarafından yürütülse de partimiz öyle bir parti değil. HDP'yi Türkiye'deki diğer siyasi partilerden ayırt eden temel özellik demokratik toplumcu olması, meclise dayanması, tabana dayanması, halk adına siyaset yapan değil, halkın içinde olduğu, halkla birlikte halk için siyaset yapan bir partiyiz. En ufak şeylerin dahi kurullarımızda tartışılarak ortak kararlara dönüştürüldüğü bir siyasi partiyiz. Şimdi kimi bireyler partimiz içerisinde hiçbir kurulda, mutfakta, hiçbir çalışmada yer almadan işte bürokratik bir yapı olduğunu söylemeleri gerçekten çok anlaşılır bir durum değil. Yani partinin mutfağında yer alırsın, kurullarında yer alırsın, bürokratik bir yapıdan bahsedebilirsin. Ama hiçbir bahsettiğim çalışmalarda yer almadan bürokratik olarak eleştirmek, yani biraz vicdani değil, bu eleştirilere katılmıyorum. Tam tersine bileşenleriyle birlikte sadece çoğunun katılmış olduğu kararları geçiren değil, tamamının konsensüsünü arayan bir siyasi partiyiz ve böyle hareket ediyoruz. Şimdi fikriyat doğru olmasaydı Nergis Hanım, %5, %6'lardan %13'lere gelmezdik. Fikriyat tabanda zemin bulmasaydı, toplumsallaşmasaydı 3 genel seçim, 2 yerel seçim, 2 cumhurbaşkanlığı seçim, referandumlarda partimiz belirleyici, sonuçları etkileyen bir parti konumunda olmazdı. Elbette ki mevcut durumumuz yeterli değil. Elbette ki ittifaklarımızı genişletmek, daha büyük hedeflerimizi gerçekleştirmek için ona uygun bileşenler, ona uygun bireyler, kurumları bu çalışmaların içerisine katmak gibi bir sorumluluğumuz var. Biz %13'lerle yetinen, işte bununla başarılı bir yerde durduğumuzu belirten bir siyasi parti değiliz. Hedefimiz Türkiye'yi yönetmektir. Hedefimiz Türkiye'de bugüne kadar hiçbir partinin şu anda sahip olmadığı bu bileşenlerle birlikte daha da büyüyerek Türkiye'nin temel sorunlarını çözebilecek bir aşamaya gelmektir. Size soruyorum, yani hangi inanç grupları HDP'nin dışında kendisini ifade edebiliyor? Hangi etnik gruplar, hangi emek grupları, hangi siz bir kadınsınız. Yani HDP biraz da bir kadın partisidir. Bugün kadınların kendisini rahatlıkla ifade edebildikleri, öncülük edebildikleri bir sisteme sahibiz. Eş başkanlık sistemini Türkiye'de uygulayan ilk siyasi partilerden birisiyiz. Dünyanın birçok yerinde eş başkanlık sistemi olmasına rağmen Nergis Hanım en alt kurumlardan, kurullardan en üste kadar bu sistemi uygulayabilen başka bir siyasi parti yok dünyanın hiçbir yerinde. Yani aslında mesele fikriyatta değil. Mesele Türkiye'de HDP'nin büyümesini, güçlenmesini, bütün baskılara rağmen dimdik, ayakta kalmasını içine sindiremeyen sistem ve aslında bir nevi sistemin yelkenler rüzgar taşıyan kimi sol ve milliyetçi Kürt çevrelerinin koparmış olduğu fırtınadır. Biz hiçbir zaman mevcut duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Kendimizi tabii ki öz eleştiriye tabi tutacağız. Tabii ki partimizden ayrılan, bizi eleştiren arkadaşlarımızın düşüncelerini haklı ya da haksız demeden tartışacağız. Bunu gözden geçireceğiz. HDP bir eleştiri, öz eleştiri partisidir. Bugünlere gelmemize sebebiyet veren en temel nedenlerden birisi de budur. Dolayısıyla bu tartışmalar devam ediyor, devam edecek. Ama biz HDP gibi biricik, gerçekten Türkiye'de bütün renkleri temsil eden bu partiyi koruyacağız, büyüteceğiz. Türkiye'de yönetime taşıyacağız ve bu yönlü çalışmalarımıza devam ediyoruz. Siz bir de tabii siyasi partilerle ilişkili şu anda bu ilişkiler de konuşulurken bu görevi yapıyor olmanız da ayrıca bir önem taşıyor soruların açısından. Şimdi Sayın Akşener, İyi Parti'nin genel başkanı. Aslında sadece Akşener de değil, sıklıkla meclisi izliyoruz ve sıklıkla PKK'nın uzantısı olmakla suçlanan bir siyasi partisiniz. Ve terörle arasına mesafe koyup koymama üzerinden yine hedefte bir siyasi partisiniz. En son bir memleket masası önerisi gündeme geldi ve yine bu söylem üzerinden HDP'nin adı, genel başkanı, eş genel başkanının ismi konuşulmadı. Siyasi partilerle ilişkileri değerlendirirken bu yaklaşımı birçok partiden geldiği için peki siz bunları anlatamıyor musunuz? Mecliste kocaman 3. siyasi partisiniz. Kendinizi anlatamıyor musunuz? Bu yaklaşım hiç bitmeden devam ediyor çünkü. Evet, yani aslında eş genel başkanımız da bu konuda düşüncelerini ifade etti. Yani Sayın Akşener'in partimize dönük yaklaşımları eleştirilmesi gereken bir durumdur. Yani HDP 6 milyon üzerinde oy almış bir siyasi partidir. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Bölgede kayyum öncesi 100'ün üzerinde belediyesi olan, demokratik yerel yönetimler konusunda örnek modeller yaratan bir siyasi partidir. Defalarca kapatılmasına rağmen varlığını koruyor. Kürt meselesini savunmak, silahlı bir örgütle eş görülmek ya da onunla direkt organik bir bağı olması anlamına gelmiyor. Maalesef birileri Türkiye'de bir yerlerde konumlanmak istediklerinde partimiz üzerinden tartışmalar başlatıyorlar. Yani Türkiye masası denilen yerin çok heveslisi değiliz. Ama elbette ki Kürt meselesi başta olmak üzere Türkiye'nin sorunlarının tartışıldığı bir masa kurulacaksa biz bu masada olmak düşüncelerimizi söylemek isteriz. Ama Akşener'in açıklamalarından da anlaşıldığı gibi Yani bu masa biraz daha aslında AKP'ye bir mesaj gönderme. Önümüzdeki dönem MHP'nin yerine konumlanabileceklerinin mesajlarını iletmek gibi tarafımızdan okundu. Yoksa gerçek anlamda bir Türkiye masasında yer almak isteriz. Bizim diğer siyasi partilerden bir farkımız yok. Biz de bu ülkede siyaset yapıyoruz. Nergis Hanım, sanki bu ülkeye dışarıdan gelmiş, dışarıdan gelenlerin kurmuş olduğu bir partiyiz gibi yaklaşılıyor bize. Biz Erdoğan kadar, Kılıçdaroğlu kadar, Akşener kadar Türkiye'liyiz. Bu ülkede yaşıyoruz. Dedelerimiz, atalarımız bu ülkeye emek verdiler. Bu ülkelerde okuduk. Bu ülkelerde komşularımızla, diğer etnik ve inanç gruplarıyla aynı apartmanları paylaşıyoruz. Aynı iş yerlerinde çalışıyoruz. Sanki partimizin varlığı sürdürülmesi bize bahşedilmiş bir iyilikmiş gibi yaklaşılıyor. Yani onlar ne kadar Türkiye'yi temsil ediyorlarsa biz de o kadar temsil ediyoruz. Onlardan farklı olarak Türkiye'nin gerçek anlamda sorunlarını dile getiriyoruz. Kürt meselesi gibi ateşten bir gömleği üzerimize giymişiz. Bunu dillendiriyoruz. Kimse bizden bir masada oturmak için ilkelerimizden, demokratik tutum ve davranışımızdan vazgeçmemizi beklemesin. Kimse bizi bir yerlerle ilişkilendirerek demokratik sınırlar dışına itmeye kalkmasın. HDP olur olmaz. HDP öncesi de onlarca partimiz vardı. Evet. Bu mücadele devam edecek. Kürtlerin arayışları olacak, emekçilerin arayışları olacak. Kürt meselesi devam edecek. Nergis Hanım, Kürt meselesi bizimle ortaya çıkmış bir mesele değil. Kürt meselesinin biz sonuçlarıyız. Kürt meselesi olmasaydı belki HDP olmayacaktı. Kürt meselesi varlığını koruduğu müddetçe HDP olacak. HDP'nin benzerleri olacak. HDP'nin geleneğini devam ettiren yenileri bu işlere devam ettirecek. Bu çözüm değil. Türkiye'nin enerjisini, Türkiye'nin bütçesini, Türkiye'nin gündemini bu tür sorunlarla işgal etmek bu halka büyük bir ihanettir. Bugün büyük bir ekonomik darboğaz yaşıyoruz. Korona günlerinde bunu daha iyi hissedebildik. Televizyonları izliyorsanız insanlar iş kurur önünde kuyruklarda 1 milyon parayı almak için sağlıklarını tehlikeye atıyorlar. Komşularının vermiş olduğu ekmekle açla geçimini sağlayan milyonlarca aile var. Nergis Hanım, şu anda Türkiye'de sosyal yardımlar olmadan yaşamayan 3,5 milyon aile var. Evet. Yani 14 milyon insan sosyal yardımlarla yaşıyor. Bunları niye tartışmıyoruz? Bunlar niye gündemimiz değil? Bunlar için siyasi partilerin çözüm önerileri niye ortaya konulmuyor? Var yok HDP, var yok Kürt meselesi. Amanım kapatılsın, yok bilmem şu olsun. Ya mesele biz değiliz. Mesele Kürt meselesinin çözümsüzlüğünden kaynaklı ortaya çıkan bir sorun. Biz sonucuz. Dolayısıyla Akşener dahil olmak üzere Türkiye'de siyaset yapan, siyaset yaptığını düşünen herkese çağrımızdır. HDP sizin kadar Türkiye'dir, Türkiye'lidir. HDP sizin kadar bu topraklarda yeşermiş, yetişmiş, alın terini dökmüş insanların partisidir. Hiçbir şey bahşetmiyorsunuz. Efendim parlamentodan maaş alıyorlarmış. Ya bu ülkede 20 milyon Kürt yaşıyor. Yani Kürtler de bu ülkeye vergi veriyor. Kürtlerin kendi temsilcilerini seçip parlamentoya göndermesi, oradan Türkiye bütçesinden işte HDP'nin parti olarak pay alması niye sizi bu kadar rahatsız ediyor? Biz vergi ödemiyor muyuz? Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Yani bir şeyler bahşediliyor gibi bir yaklaşımı asla kabul etmiyoruz. Erdoğan'ın partisinden de daha fazla Türkiye'yiz. Akşener'in partisinden de. Bu meselelere sessiz kalan, sessizce izleyen CHP kadar da biz Türkiye partisiyiz. Zaten başka bir şey olsa bunu çekinmeden söylerdik Nergis Hanım. Yani her birimiz yıllarca cezaevinde yattık. Takkiye yapmıyoruz, siyaset yapmıyoruz. Bugün dile getirmiş olduğunuz düşünceler uğruna bedeller ödedik, bedeller ödüyoruz. Eş genel başkanlarımız içeride, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız içeride. Yani arka planda bir şey olsaydı ne Bahçeli'den, ne Erdoğan'dan, ne Akşener'den çekinmezdik. Bugün yargıyı bir araç olarak üzerimizde kullanıyorlar. Biz bu düşünceleri mahkemelerde de dile getiriyoruz. Bunlar korkulacak, dile getirilmeyecek şeyler değil. Bunlar doğru olan, asil olan şeylerdir. Ama maalesef Türkiye'de tekçi, statikocu, otoriter anlayış varlığını devam ettirmek için maalesef yine Kürtler üzerinden işte bir algı operasyonu oluşturmaya çalışıyor. Bu krizi durdurmak ya da bu krizle baş edemeyen hükümet kamuoyunu neyle oyalayacak? Tabii ki işte Kürt meselesi, yok işte silahlı örgüt, yok efendime söyleyeyim Afrin, yok Rojava vesaire gibi konularla milliyetçiliği kaşıyarak bu yoksulluğu, bu perişanlığı, bu adaletsizliği örtmeye çalışıyorlar. Bize kızgın olmaların sebepleri biz bunu deşifre ettiğimiz için, biz bu siyasetin karşısında durduğumuz için bizi teşhir ediyorlar. Ben de onlar gibi bir siyasetçiyim. Partimde yer alan herkes de onlar gibi bu ülkenin vatandaşlarıdır. Biz düşüncelerimizden dolayı barış dediğimiz için, demokrasi dediğimiz için yıllarda içeride yatıyoruz. İşte yandaş kanallarda elimizde listeler var, eşlerini, çocuklarını bilmem ne yapacağız diyen insanlar program yapıyor. Bu ülke bu kadar mı battı? Bu kadar mı duyarsızlaştı? Bu ülkede bizim dışımızda bu vahşeti, bu faşizmi, bu iğrençliği gören başka insanlar kalmadı mı? Yani bu ülkenin topraklarında bir adalet var, bir vicdan var. Haklıya, haksızı ayırt eden bir gelenek vardı. Maalesef bu gelenekler mevcut AKP, MHP ittifakıyla yerle bir edildi. İnsanlar korkuyor, konuşmuyor. İnsanlar gerçeği dile getirmiyor. Evet. CHP gibi iktidar olmak isteyen, işte bir programı olan bir siyasi parti dahi HDP tartışıldığı zaman ismini anmaktan imtina ediyor. Ya 20 milyon Kürt, onların büyük oranda temsili olan bir siyasi partiye hesaba katmadan, bir siyasi partinin doğrularını savunmadan, yanında yer almadan bu faşist blokla nasıl mücadele edeceksiniz? Şimdi Sayın Bakırhan, aslında şimdi yeni bir sistem kuruldu ve bu sistemde hani bir muhalefet cephesi içinde, iktidar cephesi içinde ittifaksız bir gelecek, bir siyasi tabloda bir değişiklik yaratmak çok mümkün görünmüyor. Malum Cumhur İttifakı var bir tarafta, bir tarafta Millet İttifakı kuruldu. Şimdi yeni dönemde de siz de son kongrenizde aslında Demokrasi İttifakı ve bunu genişletmekten, güçlendirmekten bahsettiniz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun en son meclis konuşmasındaki çağrısı, işte dünyanın tüm demokratları birleşin çağrısı. Hani bir ittifaksız bir gelecek görünmüyor. Şimdi siz de siyasi partilerle ilişkilerden sorumlu bir parti yöneticisiniz. Peki siz nasıl bir ittifak tarif ediyorsunuz? Hep HDP'ye tabii bir yön çiziliyor ama sizin cephenizde diğer siyasi partilerle ilişkilerdeki o kırmızı çizgiler ne? Hani şimdi İyi Parti sizinle görüşmem diyor ama siz İyi Parti ile görüşür müsünüz? Abi Nergis Hanım, şimdi gerçekten Türkiye'nin güçlü, geniş, herkesi kapsayan bir demokrasi ittifakına ihtiyacı var. Yani burada partileri isimle şimdiden belirtmek çok doğru değil. Ama partimiz hem dönemsel ittifaklar için açık, hem genel anlamda işte Türkiye'yi yönetmek isteyen, demokratik bir programa sahip olan, kimi çevrelerle, bileşenlerle bir ittifaka hiçbir zaman kapalı olmamıştır. Biz daha çok demokrasi ittifakı derken aslında toplumla, toplumsal bir ittifaktan bahsediyoruz. Yani Türkiye'de mevcut ikili sistemden rahatsız olan milyonlarca insan var. CHP hala 100 yıllık o statikocu duruşunu devam ettiriyor. Dünya değişiyor, ittifaklar değişiyor, söylemler değişiyor, sorunlar, halkın sosyolojisi 100 yıl önceki halkla aynı değil. Şimdi mevcut statikocu zihniyetle çok kapsayıcı olamazsınız. Diğer taraftan milliyetçi, muhafazakar, tekçi otoriter bir rejim inşa etmeye çalışan bir blok var. Biz bunların ikisinin dışında üçüncü yol dediğimiz, daha çok emekçilerin, ezilenlerin, biraz önce bahsettiğim gibi geçinemeyenlerin, mağdurların, kadınların, işte asgari ücret dahi bulamayanların, bırakın asgari ücrete çalışmayı, onu dahi bulamayan insanların, Kürtlerin, gençlerin, yani bir anlamda Türkiye'nin büyük çoğunluğunu oluşturan bu kitleyle bir ittifak yapmayı önümüze hedef olarak koyduk. Siyasi partilerle, kurumlarla ittifaklar olur olmaz, bunlar önümüzdeki dönem tartışılacak şeylerdir. Ama asıl olan toplumla ittifak yapmaktır. Biz de bugün bunu yapmaya çalışıyoruz. Karadeniz'den işte Kürt illerine, Çukurova'dan işte Rize'deki çay bahçelerine kadar insanlarla buluşmaya çalışıyoruz. Biraz önce dediğiniz gibi kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Yani şunu belirtmek istiyorum kısaca. HDP Türkiye'nin demokrasinin lehine olan, Türkiye'yi bu çıkmazdan, bu krizden, kaostan çıkarabilecek, Kürt meselesi dahil olmak üzere Türkiye'nin temel meselelerini demokratik yollarla çözecek kurum kuruluşlarla, siyasi partilerle her zaman eylem, dönemsel ittifak, stratejik ittifaklar yapmak için açıktır. Ama yarın bize ne gösterecek, ne göreceğiz? Bunu da tabii ki görmek gerekiyor. Ama burada şöyle de bir durum var. Şimdi bir de gizli ittifak tartışması var malum Sayın Bakırhan. Gizli ittifak yapmakla suçlanan siyasi partilerden birisiniz. Yaptığınız partiler de aynı şekilde yapıyorsanız hani siz nasıl değerlendiriyorsunuz onu soracağım ama sizin cephenizden de artık ittifakların hani bunu kabul eden açıklamalar da oldu. Evet ittifaklar vardı hani böyle Millet İttifakı gibi protokole bağlanmadı belki ama daha açık ve şeffaf olmalı bundan sonra denildi. Hani siz siyasi partilerle ilişkilerden sorumlu olduğunuz için hani geleceğe dair bu ittifaklarda hani çerçeveyi çizdiniz ama yeni bir ittifak modeli ve hani bu anlamda yeni sözleriniz ve tutumunuz olacak mı bu tartışma çerçevesinde? Ya aslında doğru. Yani çok gizli saklı bir ittifak yok. Bunu belirtmek istiyorum. Aslında HDP yerel seçimlerden çok önce, tabii oradan yola çıkarak bunları belirtiyorsunuz anladığım kadarıyla. Zaten evet. Yani Kürt illerinde kazanacağız, metropollerde kaybedeceğiz diye bir sloganla ortaya çıktı. Yani bu bir resmi ittifak anlamına gelmemeli Nergis Hanım. Yani biz daha çok biraz önce bahsettiğim gibi AKP, MHP ittifakına karşı aslında Türkiye'ye az da olsa nefes aldıracak farklı seçeneklerin desteklenebileceğini dolaylı olarak dile getirdik. Bu oturmuş, gizli saklı, işte protokoller yapılarak yapılmış bir şey değil. Bugün de yaptığımız şeyin arkasındayız. Doğru mu yanlış mı tartışılır ama HDP yerel seçimlerde bir daha gösterdi ki biz gerçekten sonuçları etkileyen, sonuç değiştirebilen, eğer bize samimi yaklaşılırsa biraz önce dediğimiz çerçevede Türkiye'nin temel meselelerini bir program haline getirecek kimi ittifaklar oluşursa açık, resmi, şeffaf yapılmasından yanayız. Yani eş genel başkanımızın söylediğinden şu anlam çıkarılmasın. İşte yerel seçimlerde gizli bir ittifak yaptık ama bundan sonra bunu açık aleni bir şekilde yapmak istiyoruz gibi bir şey çıkarmak biraz zorlama bir şey olur. Şunu belirtmek istedi. Yani bakın biz sonuçları değiştirebiliyoruz. Bu gidişe dur diyebiliriz. Türkiye'yi bu tekçi otoriter zihniyetten kurtarabiliriz. Yerel seçimlerde de biz kendi irademizi kullanarak bunu ortaya koyduk. İşte bu tabloyu görüyorsanız buyurun gelin. Türkiye'nin temel meseleleri etrafında önce temel meseleleri etrafında bir program oluşturalım. Eğer orada bir ittifak oluşturabiliyorsak seçimlerde niye ittifak olmasın? Yani ittifaklar günümüzde sadece sandık ittifakları olarak algılanıyor. İşte biz biraz da buna karşıyız. Evet. Rojava meselesinde bir ittifak kurabiliriz. Bugün 6. yıl dönümü. Hala orada işte yaşamını yitiren insanların, rahmetle anıyorum, aileleri adalet arıyor. Hayır, hadi bu adalet arayışını gerçekleştirmek için bir ittifak kuralım. Buyurun. Bunun için de İyi Parti de olsun. İşte bahsettiğiniz, siz de görüyorsunuz, havuz medyasında insanlar tehdit ediliyor. Yüz binlerce 15 Temmuz'da kayıp silahtan bahsediliyor. Yarın kimin komşusunun kime silah doğrultacağını, işte şu bilmem şu örgüttendi, şuna yakındı, işte vesaire sebeplerinden dolayı katlettim diyebileceği bir tablo varken bunun üzerinden bir ittifak kurabiliriz. Yargıyı göreve çağırabiliriz. Yargıyı iktidarın sultası altından çıkarabiliriz. Daha bağımsız bir yargı talebimizi dillendirebiliriz. Buyurun infaz yasasıyla ilgili bir ittifak kuralım. Öyle mi? CHP de rahatsız, İyi Parti de rahatsız. Evet. İşte DEVA Partisi de rahatsız. Birçok parti rahatsız. Yani şunu belirtmek istiyorum. Maalesef kamuoyunda da işte ittifaklar seçim ittifakı. Hayır. İnfaz yasasına buyurun bir ittifak oluşturalım. Buyurun korona sebebiyle insanlara gerekli olan sosyal ve ekonomik altyapıyı sağlamadan sokağa salan iktidarın bu tutumuna karşı bir ittifak oluşturalım. Şimdi biz toplumsal sorunlarda bir araya gelebilirsek, ortak iş yapabilirsek, ortak sonuçlar, üretimler ortaya koyabilirsek, yarın bir gün sandıkta da ittifaklar kurabiliriz. Yani sandık her şey değildir. Yani sandığı temel amacı haline getiren bir parti değiliz. Parlamento Türkiye'nin demokratikleştirmesinde bir araçtır. Ama asıl olan toplumdur. Asıl olan halktır. Asıl olan halkın mücadelesidir. Tabanın halkın olmadığı, örgütlenmediği, sorunlarını dile getirmediği bir parlamentoda çoğunun el kaldırıp indirerek almış olduğu kararlarda ha varsın ha yoksun hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla Nergis Hanım, yani partiler vesaireler ismini zikretmekten çok, yani temel toplumsal sorunlarda, küçük meselelerde bir araya gelip sonuçlar üretebilirsek, yarın sandıkta, seçimlerde işte koşullar oluşursa tabii ki bir şeyleri değerlendirmemek gibi HDP'nin bir lüksü yok. Biz Türkiye'nin demokratikleşmesi için yani her şeyi yaparız. Her konuda sorumluluk yüklenmeye, her konuda adım atmaya, her konuda bazı şeylerden vazgeçmeye aday bir partiyiz. Peki şimdi sandık tek başına tabii ittifak çerçevesinde hedef değil ama bir erken seçim tartışması da sürüyor. Son olarak da onu sormak istiyorum Sayın Bakırhan. Bir erken seçim beklentiniz var mı? Eğer atılırsa böyle bir adım nasıl, hazır mısınız buna? Yani seçim çok farklı düşünüyorum bu konuda. Yani erken seçim bırakalım. Seçim yapıp yapmayacakları dahi belli değil. Yani mevcut seçim sonuçlarını dahi sindiremeyen bir yönetimin kısa sürede seçime gidip gitmeyeceğini çok tahmin edemiyorum. Yani çok seçime alışık olmayan, seçim sonuçlarını resmi yasal sonuçları tanımayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Benim daha farklı kaygılarım var. Yani seçim görür müyüz, görmez miyiz? O da farklı bir şeydir. Yani mevcut iktidar artık krizler, çoklu krizlerle birlikte felç olmuş durumda. Yani kimden oy alacak? Sandık kurulduğu zaman %35 40'ların üzerine çıkabileceklerini mi düşünüyorlar? Benim bu konuda kaygılarım var. Çok bir seçim, yani bu benim şahsi görüşüm. Partim adına konuşmuyorum. Çok bir seçim gözükmüyor gibi duruyor. Ama eğer bir seçim olacaksa da biz parti olarak her zaman hazır. Şu anda Nergis Hanım tabanda halkın içinde bu korona vesilesi, bu da bir vesile oldu. Halkla birlikte çalışan siyasi partilerin başında biz geliyoruz. İşte sosyal mesafeyi koruyarak mağdur ailelere, 65 yaş üzeri sokağa çıkmayan, işte ürün ihtiyaçlarına ulaşamayan insanların ihtiyaçlarını karşılayan Kardeş Aile kampanyasıyla birlikte gerçekten ihtiyacı olan aileleri tespit ederek onlara kardeş aile bulma konusunda çalışma yürüten, işte partimizin bütün kurullarıyla, organlarıyla birlikte sahada olan bir partiyiz. Yani biz seçime her zaman hazırlıklı olan bir partiyiz. Seçim bizim için erken ya da zamanında yapılması bir sürpriz değildir. Bu anlamda bu tartışma da bitecek gibi görünmüyor. Tabii seçimin ertesi günü başladı diyebiliriz aslında. Yerel seçim sonuçlarının ardından başlayan bir erken seçim tartışması. Sayın Bakırhan, daha HDP'yi dağıtına konuşacağız tabii. Hele bu ittifak tartışmaları da devam ettiği sürece. Bugünlük burada noktalayalım. Bundan sonrası süreçte de tabii siyasi partilerle çeşitli temaslar söz konusu olabilir. Diğer partilerden size ziyaretler olacak gibi görünüyor. Yeni kurulan siyasi partilerin bu tür planlamaları gündeme gelmişti. O vesileyle de takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum. Tuncer Bakırhan konuğumuzdu. HDP'de siyasi partilerle ilişkilerden sorumlu eş genel başkan yardımcısı. Tekrar buluşmak üzere diyoruz. Bugünlük hoşça kalın.